Değerli basın mensupları, öncelikli olarak hoş geldiniz. Elazığspor'un güncel durumuyla ilgili en son Vanspor maçından sonra bir toplantı yapmıştık. Şimdi buradaki sezonun şu ana kadar geçen 8 haftalık sürecini ve olan mali yapıyı, durumu anlatmak için bir basın toplantısı düzenlemek istedik. Buna bir Menemen maçıyla başlayalım. İçeride oynadığımız maçta kötü tezahürattan dolayı bir 124.400 TL gibi bir ceza aldık ve aynı zamanda bir maç seyircisiz oynama cezası aldık. Burada özellikle şunu belirtmek isterim. 34 maç kaybetmeyen bir takımın ilk iç saha maçında alınacak bir kötü sonuçtan dolayı sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı hem maddi olarak hem de seyirciden yoksun bir maç oynadık. Bununla ilgili de yani bu kadar sezon maç kaybetmemiş, iyi oyun oynamış, bundan 3 ay 5 ay önce şampiyon olmuş bir takımın ilk maçında bunların olması bizim için üzücü bir durum. Taraftarımızdan özellikle bu konuda doğru desteğin sağlanması ve özellikle iç saha maçlarında gelen rakip takımların burayı tamamen bir deplasman gibi görmeleri konusunda yardımcı olurlarsa seviniriz. Altyapı ile ilgili küçük bir bilgilendirme yapalım. 19 Gelişim Ligi'nde 6. gruptayız. 5 galibiyet, 1 mağlubiyet, 12 puanımız var. Averajla lider durumdayız. Bu hafta da Ahmetspor'a kendi evimizde bir maç kaybettik. 17 Gelişim Ligi'nde de 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 4. sıradayız. Orada da faaliyetlerimiz devam ediyor. Mevcut önümüzdeki hafta oynayacağımız Ankara Demir maçı TFF'nin açıkladığı saat 14 idi. Ama rakip takımın buradaki uçak yolculuğundan dolayı 13.30'a alınması için bir taleplerde bulundular. Onlara da biz olumlu karşılık verdik. Maç 13.30'da oynanacak. Ankara Demir maçı resmi YouTube kanalımızdan yayınlanacaktır. Bütün taraftarlarımız katıl aktivitesiyle maçı izleyebileceklerdir. Maç biletleri bugün itibariyle satışa çıktı. Elazığspor Store'dan ve Demokrasi Meydanı'ndaki satış noktalarımızdan temin edilebilir. Dün sizlerin de takip ettiği gibi Türkiye Kupası'nda 4. turda 4. tur için önümüzdeki hafta salı günü kura çekilecek. Orada da rakibimiz belli olacak. O da 3-4 Aralık tarihlerinde oynanacaktır. Takımla ilgili de değerlendirmeyi bir hocam bununla ilgili 8 haftalık değerlendirmede bulunsun. Daha sonrasında da sorularınız olursa ben ve Mustafa Başkan elimizden geldiğince istediğiniz her şeye cevap vermek durumundayız. Genel değerlendirme yapacağız. Ligin başlangıcıyla şimdiki geldiğimiz haftaya kadar 9 tane lig maçı, bir tane de kupa maçı oynadık bugüne kadar. Dün kupayı oynadık. Ligde 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetimiz var. Kupada da bir tur geçtik dün, sizler de biliyorsunuz. Yani geçen seneden devam eden bir sürecimiz vardı. Geçen sene şampiyon olarak kapattık. Toplamda da 36 maça çıktık geldiğimizden beri. 25 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyetimiz var. Yani önemli bir grafik olduğunu düşünüyoruz biz. Kulüp olarak bunu kulübün öncesi sıkıntılı sürecinden sonra tekrardan ayağa kalkması, geçen sene bizden önceki sezonu söylüyorum, takımın kümede kalması ve arkasından da hedefe takım kurup aynı zamanda geçmişten gelen problemleri halledip aynı zamanda bir yarışmacı takım oluşturmak, kulübü o yola sokmak çok kolay bir iş değil. Biz de ligin 5. haftası gelmiştik. 5. haftası oynanmıştı. 6. haftası geldik. Silifke maçıyla başlamıştık sürece. Geldiğimizde gerçekten karamsar bir durum vardı. Kimsenin umudu yoktu. Başladığımızda şunu söylemiştik ki yeni stadyumda galibiyet yok. Takımın o ana kadar galibiyeti yok. Kötü giden bir grafik. Tekrardan ayağa kalkabilmek için neler yapabiliriz ki? Öncelikle takımın kazanma alışkanlığını oluşturmamız gerektiğini düşündük biz. Ve çok şükür ki o anlamda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bir oyun planı oluşturmaya çalıştık, oyun kültürü oluşturmaya çalıştık ki şu an her ne kadar burada bazı kesimler tarafından beğenilmese de Türkiye genelinde yapılan yorumlarda pozitif futbol oynayan, iyi futbol oynamaya çalışan
iyi işler yapmaya çalışan ve bunu sürekli bunu Elazığ dışından futbol camiasına içinden olan ve olmayan insanların bize söylemi. O gözler bizim için daha önemli. Dışarıdan bakan insanlar, buradakiler biraz daha duygusal bakabilirler. Bizler de öyle. Ama dışarıdan bakan insanların bu şekilde yorumlaması o anlamda bizi mutlu ediyor ki doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. Şu da var, bazı insanlar bizim tarzımızı, sahaya koymuş olduğumuz modeli beğenmeyebilirler. Ama şu da vardır ki istikrar önemlidir. Bir oyun istikrarı var. Bu devam ediyor. Bazen sonuca yansıtamayabiliriz. Bu değişkenlikler olabilir. Bu performans düşüklüğü olabilir. Beceriksizlik olabilir. Oyuncu o gün gününde olmayabilir. Ama genele baktığımız zaman da oyun kültürünün devam ettiğini ve gittiğimiz rakipler tarafından da takdir edilen bir durum. Bu da bizi mutlu ediyor ki Elazığ Spor tekrardan bence eski değerine, o daha önce yaşamış olduğu üst lig serüvenlerine tekrardan dönmek için adım atmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Ayağa kalktı, şimdi o adım atıyor. Yani lige baktığımız zaman da hep bir şey geçti bizim hedefimizin önüne. Bir seri ile alakalı çok fazla konuşuldu, çok fazla takımın önüne geçti. İşte 31 maç mağlup olmayan bir takım var. Gerçekten çok ciddi bir grafik. Ya, Türkiye genelinde kaç kere yaşanmıştır bu çok bilmiyorum. Ama önemli. Bu anlamda da Elazığ Spor'un PR'ını da arttırmış oldu bu durum. Fakat dediğim gibi bizim normal hedefimiz ikinci ligde şampiyon olmak. Bu ligde şunu söyledik bize, Elazığ Spor hep bu yarışın içerisinde olacak diye ve hala da öyleyiz. Baktığımız zaman sıralamaya. Bu serinin biraz hedefin önüne geçmesi, açıkçası bize her mikrofonu uzattığınızda ben bunu söyledim. Yani asıl hedefimiz bu değil. Beraber götürebilirsek mutlu oluruz ama hedefimiz muhakkak bir yerlerde mağlup olacağız, puan kaybedeceğiz. Bu şekilde gitmez. Dünyada da böyle bir örneği yok zaten. Bütün maçlarını kazanan bir takım, bütün maçlarını kazanan bir antrenör veya futbolcu grubu hiç olmamıştır. O anlamda da biz hep ligdeki hedefe odaklanarak hareket etmeye çalıştık ama Menemen maçına gelirsek, ilk mağlup olduğumuz maç, biraz aslında bunu hep beraber yaptık. O mağlubiyetin sebebi sadece bizler değiliz sahada. Biraz da herkes, işte Real Madrid'le kıyaslandık, Manchester City'yle kıyaslandık, ulusala yansıdı. Herkes şey meselesi gibi oldu, yani namus meselesi gibi oldu bu iş. Yani bir yerde muhakkak kaybedecektik. O alışkanlık olduğu için, 31 maçlık alışkanlık, biraz mağlup olduktan sonraki toparlanma genel olarak şehirde de biraz zor oldu diye düşünüyorum ben. Çünkü bir alışkanlık var. Ondan dolayı diyorum, yani bir namus meselesi gibi, sanki biz de kaybettiğimiz zaman sanki ben bir yakınımı kaybetmiş gibi oldum o maçtan sonra. Siz soyunma odasının koridorunu görseydiniz, sanki böyle birini kaybetmişiz. Birbirimize sarılıyoruz. Soyunma odasında, koridorda çok duygusal bir durum vardı orada. Bunu şimdi söylüyoruz sizlere. Ama onu geride bıraktık. Yani mağlup olabilir takım, puan kaybedebilir, kötü oynayabilir. Oyuncular kötü performans gösterebilir, antrenör hata yapabilir, tercih hataları yapabilir, plan hatası yapabilir. Bunu herkese, hepimiz hata yapıyoruz. Sadece bizim mesleğimizde değil, sizler de öyle. Dışarıda olan insanlar da muhakkak hata yapıyorlar. Ama şunu biliyoruz ki biz, kafamızda bir plan var. Elazığ Spor'a faydalı olmaya çalışıyoruz. Burada kaldığımız süre içerisinde ki bugüne kadar kafamızı yastığa koyduğumuz zaman vicdanen çok rahatız. Yani Elazığ Spor'u geliştirmek adına birçok şey yaptığımızı düşünüyoruz burada. Yönetim, bizler, futbolcu grubu, buradaki personel, herkesin çok büyük emeği var. Kimse şunu, mesela Menemen maçından sonra çok mesnetsiz dedikodular da çıktı. Bunu belki yönetim bazında konuşulur. Ama bu Elazığ Spor'un isminin olduğu yerde, bizlerin olduğu yerde bu yorumların yapılması, bu şekilde ithamda bulunulması çok doğru değildi. O anlamda da hukuki süreç devam ediyor herhalde bildiğim kadarıyla. Yani özetlersek Elazığ Spor hedefinden kopmuş değil. Öyle bir hava var ki şu an sanki küme düşme hattındayız. Bazı kesimler tarafından diyorum. Çok destek görüyoruz. O destek verenlere de çok teşekkür ediyorum ben. Sosyal medya üzerinden de
Dışarıda insanlar bizi gördüğü zaman da o desteği gösteriyorlar. Gerçek Elazığsporlular. Ama bir kesim de var ki belki siyasi bakıyorlar, belki bu kulübün iyi olmasını istemeyen de bir grup var. Öyle hissediyorum ben. Buradan nemalanmaya çalışan insanlar olabilir. Bu takımın kazandığı zaman üzüldüğünü gördüğümüz insanlar var. Kaybettiği zaman da mutlu olduğunu gördüğümüz insanlar belki duyuyoruz. Biz burada olduğumuz sürece kazanmaya devam edeceğiz. Onun için çabalayacağız. Ve burada Elazığspor'u kaybetmesini bekleyen insanları üzüp biz mutlu olmak istiyoruz. Gerçek Elazığspor'u, Elazığspor sevdalılarını, Elazığspor'u seven insanları mutlu etmek istiyoruz. Şunu bilsinler ki biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şu an 5. sıradayız. 17 puanımız var. Normalde şampiyonluk ortalamasına bakarsanız 1 puan gerideyiz. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda kayıp olarak gördüğümüz Menemen maçı var. Bazı dramatik maçlar oynadık. Yani son oynamış olduğumuz kaybettiğim işte Menemen maçı öyle. Aksaray maçı deplasmanda penaltı kaçırıyoruz. İkinci yarı penaltının arkasından girdiğimiz pozisyon var. Rakibin bize çok fazla üstünlük sağladığı bir oyun yok. Bizim oyunumuz onlardan daha güçlü. Ama bir şekilde o topu kalenin içerisine sokamadık orada. Gittik Erbaa'da aynı şekilde tam kazanacak durumdayken karşı karşıya kaçırıyoruz. Arkasından yine pozisyon hatalarından, oradaki hatalardan yediğimiz bir gol var. Aslında biraz yıkıcı tarafı bu şekilde olması. Yani rakip bize erken gol atmış olsa, öyle kaybetmiş olsak belki daha az yıpratıcı olacak. O yüzden dediğim gibi Menemen maçı, içeride kaybetmiş olduğumuz Menemen maçı bizim için kayıptır. O kaybı dışarıda telafi etmemiz gerekiyor. Dışarıda bir maç kazanıp telafi etmemiz gerekiyordu. Rakibimiz Aksaray, deplasmanda kaybedebiliriz. Ki kaybetmeyi hak etmedik orada. Ama futbolda bu tarz hesaplar vardır. Şimdi biz Arnavutköy'e 5-0 yendik burada. Arnavutköy gitti, Menemen'i yendi. Yani Menemen yenilmez diye düşünürken Menemen'i yendiler. Futbol her türlü sonucu açık. Zor bir lig oynuyoruz. Herkesin bir hedefi var. Herkes bir mücadele içerisinde. Erbaa'da da berabere kalabiliriz. Gittik Derince'de de berabere kalabiliriz. Yani deplasmanda berabere kalıp ki ortalama baktığınız zaman içeride 3, dışarıda 1 olarak 4'tür. 2 puan ortalamada takımları şampiyonluğa götürür. Şu an dediğim gibi ortalamanın 1 puan gerisindeyiz. Diyebilirsiniz ki diğer takımlar puan olarak öndeler. Onlar da muhakkak kaybedecekler. Bir yerde duracaklardır. Biz de o haftaları iyi değerlendirdiğimiz zaman yakalamaya çalışacağız. Geçen hafta bir fırsat geldi, 3 puana düşürebilirdik liderle. O fırsatı değerlendiremedik 90+3'te yediğimiz golle. Yani bakıldığı zaman küme hattında değiliz. Küme düşme hattında değiliz. Playoff hattının içerisindeyiz, o yarışın içerisindeyiz. Rakiplerimiz bizden çekiniyor. Biz rakiplerimizle aynı yarışın içerisinde ve onlardan daha iyi olabileceğimizi düşünüyoruz. O anlamda da yarışa devam ediyoruz. Yani burada şunu iyi idare etmemiz lazım. Maç kaybediyoruz. Bir anda her şey çöküyor, yerle bir oluyor. Maç kazanıyoruz, göklere çıkıyoruz bir anda. Bu duyguların biraz daha dengeli olmasını istiyorum ben. Yani biraz daha eleştiriye kapalı değiliz, yanlış anlaşılmasın. Bana onun için de yazıyorlar işte eleştiriye kapalı olma, açık, şunu açıkla, bunu açıkla. İşte niye forvet almadın, niye şunu yapmadın, niye böyle kadroyla çıktın. Ya şu vardır futbolda, taraftarın kafasındaki takım hayatta yenilmez. Neden yenilmez? Öyle hayal eder. Bir 11 kurar kafasında. Der ki ben bu takımı böyle oynatırım. Bütün maçları farklı kazanır, gol yemez, berabere bile kalmaz taraftarın gücü. Yani oradaki tribündeki insanın kafasındaki takım. Ama futbol öyle bir şey değil. Yani bizim yapmış olduğumuz iş birçok dinamiği var. Hafta içerisinde yaşananlar var, sakatlığı var, hastalığı var, formsuzluğu var. Bir tercih var, rakibe göre plan var. Yani bunları hesaplamadan düz kalıp ben de kağıt üzerinde bir kadro çıkartırım, bu takım yenilmez derim. Herkesin fikrine de saygı duyuyorum. Eleştiriye de kapalıdım, her türlü eleştiriyi de yapabilirler ama üslubun ve eleştirinin dozunun da iyi olması lazım. Biz kimseyi rencide edecek veya hakaret edecek şekilde konuşmuyoruz ama öyle mesajlar geliyor ki bizlere ve futbolcu kardeşlerimize. Bunlar normalde yakışmıyor. Yani şu da var, dünyada başka bir meslek daha yok ki herkesin fikrinin olduğu. Ben sizin işinizle alakalı çok fazla yorum yapamam, hakim değilim ama futbolla alakalı hangi meslekten birini çevirirseniz yolda
biraz ilgisi varsa futbolla alakalı yorum yapabilir. O yüzden bu eleştiri dozunun biraz daha iyi olmasını düşünüyorum. Biz hedeften kopmuş değiliz. Yine elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan sonraki süreçte yakalamış olduğumuz grafik baktığınız zaman yani bir takım hiç maç kazanamaz. Kötü gider, istikrarsız bir görüntü vardır. O zaman zaten öyle bir şey olduğu zaman biz de gereğini yaparız. Kimsenin de şey olmasın, endişesi olmasın. O anlamda da koltuk sevdalısı değiliz. Onu da söyleyeyim. Beklentisi olan insanlar da olabilir bununla alakalı. Ama biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Çok iyi bir yönetimimiz var. Çok dinamik, çok fazla çaba gösteriyorlar, mesai harcıyorlar. Birazdan onlar da bahsedeceklerdir detaylarıyla. Buradaki herkes Elazığ Spor'u yukarıya çekmek adına burada. Onun için emek harcıyor. Bizim de dışarıdaki insanlardan istediğimiz taraftarımızdan özellikle bizi sonuna kadar desteklemeleri. Yani geçen sene bu başarı nasıl geldi? Sadece benimle gelmedi, futbolcularla gelmedi, yönetimle gelmedi. Hep beraber, sizler de buna dair hep söyledim bunu. Kimse tek başına bir şey yapamaz. Birlikte yapacaksak yapacak ama işte bir maç kaybettik, yerle bir olduk Menemen maçında seyircisiz oynamak zorunda kaldık. Biz taraftarımızı tribünde istiyoruz. Kulübün zarar görmemesini istiyoruz ki çok ciddi bir külfet altında ve çok bir emekle kulübü ayağa kaldırdılar. Çünkü yani bu insanlar rakam olarak vermeyeceğim ama Türkiye durumuna bakarsak, ekonomik durumuna ve diğer kulüplerin de şartlarına bakarsak çok ciddi hem bu borcu ödeyip hem de yarışmacı bir takım oluşturmak çok kolay bir iş değil. Şunu bilsin yine söylüyorum insanlar, biz burada olduğumuz sürece Elazığ Spor hep o yarışın içerisinde olacaktır. Biz elimizden geleni yapacağız kendi kapasitemiz doğrultusunda. Bugün ne kadar nasıl yaptıysak bugün de Elazığ Spor'u utandıracak değil, daha fazla onurlandıracak iş yapmaya çalışacağız. Bugüne kadar öyle davrandık ve her platformda da Elazığ Spor ismini hep yukarılara çektiğimizi düşünüyorum ben. Bunu da devam ettireceğiz inşallah. Yine hep beraber sizlerin de desteğiyle. Ve tekrardan ligin sonunda o hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Oluruz olmayız ama biz takımımıza, kendimize, yönetimimize, herkese güveniyoruz. Olmaması için hiçbir neden yok. Sadece biz eğer içeriden dağılırsak burada rakiplerimizin işini kolaylaştırmış oluruz. Biraz daha sabırlı olup, biraz daha toleranslı olup o şekilde davranış göstermemiz lazım. Bir takım maç kaybedebilir. Takım kötü gol yiyebilir, bir futbolcu gol kaçırabilir ama onun telafisi vardır. Ama biz yıkmaya devam edersek bu şekilde belli bir noktadan sonra tamamen her şeyi kaybetmiş olacağız. Buna da dikkatli olunması için rica ediyorum sizden uzun. Halı saha maçı oynamıyoruz, amatör takım değiliz. Biz bunun planını daha öncesinden yapıp alternatif, birinci penaltıcımız Beykan. Yoktu. Normalde ikinci penaltıcımız Muhammed'ti zaten sezon başından beri. Ve şöyle de bir şey var, Muhammed oynadığı her takımda penaltı attı. Bir istatistik de var ortada. Kerim'in attığı penaltı Muhammed oyunda değildi. Sonradan, golden sonra girdi Muhammed. Muhammed oyunda olsaydı attırmazdık. O psikolojiden dolayı attırmazdık. Ama sezon başı belirlemiş olduğumuz şeydi ki antrenmanda da atmış olduğu penaltılar gayet yeterliydi bizim için. Daha önce oynamış olduğu takımlarda da penaltıları Muhammed kullanıyordu. Hani Muhammed böyle o anlık, hadi Muhammed'in morali düzelsin, Muhammed atsın, olmadı orada. İnsanlar biraz yanlış yorumluyorlar onu. Ya bir de şu da var, bir penaltıcı belirliyorsunuz. Orada oyuncu eğer kendi isterse, Muhammed deseydi ki Kerim abi sen at, ona biz karışmıyoruz. Ama biz planı daha öncesinden sezon başı belirliyoruz işte. Friki kim kullanacak? İşte duran korneri kim kullanacak? Bunları hepsi bizim sunumlarımız. Biz her maç ve hafta içi sahada pratiğini yapıp hafta sonu da maç günü, maç toplantısında bu sunumları yapıyoruz. Her oyuncu sahada ne görev alacak, ona ne görev tanımlamışız onu biliyor. Onu bildiği için de bizim ikinci penaltıcımız Muhammed'i, Beykan oyundan çıktığı için de Muhammed kullanmak zorunda. Orada zaten takımın hiçbir reaksiyonu olmadı. Herkes biliyordu ki Muhammed atacak. Yani orada anlık hadi Muhammed atsın, moralini düzeltelim, gol atsın da kendine gelsin gibi bir durum oluşmadı. İnsanlar biraz yanlış yorumladı onu. Kaçırabilirdi yani, Maradona kaçırdı. Herkes kaçırıyor penaltıyı. Muhammed de kaçırdı. Mutlu mu bu durumdan? Değil.
Geçen hafta kaçırdığı golden mutlu mudur? Değil, biz de mutlu değiliz. İnsanların eleştirmesi çok doğal. Performans göstermesi gerekiyor oyuncunun. Burada bedel karşılığında buradalar, hizmet için buradalar. O forma üzerindeyken de gereğini yapmak zorundalar. Ha, ben şunu gol kaçırdığı için değil, mücadele anlamında, oyun anlamında daha düşük olduğu için daha fazla eleştiririm oyuncuyu. Yani gol kaçırdı, penaltı kaçırdığına ona çok takılmam ben. Erbağ maçı bittikten sonra Muhammed'i ve beni etiketleyerek zaten paylaşımlar yapılıyor sürekli. İşte birkaç kişiyi daha buradan bizim yıpratıyorlar çok fazla. Ya insanlar, ya Muhammed'i biz cezalandırmak değil, Muhammed'in bir sakatlığı da var. Artı ben şunu da söyledim, şu ortamda ben yine şeffaf konuşuyorum, yani çok net konuşuyorum. Muhammed'i bu ortamda ben o seyircinin karşısına çıkartamam dedim maçtan hemen sonra. Önümüzdeki haftada kupa maçı da dahil. Normalde bizim planımızda Muhammed kupa maçında forvet oynayacaktı. Ama o taraftarın önüne çıkartamam ben Muhammed'i. Bunu da taraftar bilsin. Yani bunun gereği cezadır değildir. Ama şu anki ortamda kim olursa olsun, bu Beykan da olsaydı çıkartamazdım. Başka bir isim olsaydı çıkartamazdım. Yani şundan dolayı çıkartamazdım. Asıl ana sebep, biz Muhammed'i orada kadroyu şeye çıkardığımız anda, yedek de olsa, bir orada bir negatif bir enerji oluşacak, biz takımı kaybetmiş olacağız. İnsanlar Muhammed'e tepki gösterecekler, takım oradaki konsantrasyon dağılacak, oyunda kopacak, oyun oynanırken. O yüzden biraz da takımı korumak adına böyle bir karar aldım ben. Bunu da paylaştım hemen yönetimle. Görüşmeler de oldu. Yani şu ortamda, şu psikolojide Muhammed'i biz seyircinin önüne çıkartamayız. Hafta boyunca size sürekli mesaj geliyor abi. Burayı terk et, onu orada bırakın. Senden futbolcu olmaz. Seni buraya kim aldı? Seni kim futbolcu yaptı? Şimdi bir hafta boyunca bu mesajları alıp sahaya çıkıp oynamak çok kolay bir iş değil. İster istemez oyuncuların üzerinde baskı oluşabiliyor. Ama bu taraftarın önünde oynamak bizim için çok keyif verici. Yani biz taraftar orada olsun istiyoruz. Yani bu şeyle ölçemeyiz yani taraftar, ama bireysel bu eleştirilerden sonra, eleştiri çok fazla oyuncularımız var. Bunlardan sonra sahaya çıkıp bazı şeyleri yapmaları zorlaşıyor. Geçen sene de biz Bahattin'le alakalı yaşadık bunu. Murat Torun'la alakalı yaşadık çok fazla. O zaman da konuşuyorduk. Maçlardan sonra atacaklardır, toparlayacaklardır, şöyle olacaktır, böyle olacaktır diye. Biraz o anlamda sabırsızız. Yani bugün seninle de konuştuk abi sabah. Golü kimin attığı çok önemli değil. Evet, takım atıyor zaten. Hayır, şunu da dediler bize. Yani santrafor, forvet niye almadınız? Sanki ben forvet istememişim gibi bir algı oluşturuldu. Değerlendirebileceğimiz madde var aslında. Bir, buradan ayrılış şekli daha açıklayıcı olacaktır. Ben hakim değilim ona. Daha detaylı söyleyeceklerdir. İki, sanki Ömer Faruk Sezgin buraya fedakarlık yapıp gelecekmiş gibi konuşuldu. İstediği rakam birçok oyuncunun üzerindeydi. Şöyle söyleyeyim, en basitinden Beykan'ın anlaşmış olduğu rakamın üzerinde bir rakam istedi Ömer Faruk Sezgin bizden. Yanlış söylemiyorum herhalde. Üçüncüsü, asıl mesele, biz çocuğu korumak adına bugüne kadar hiç konuşmadık ama şimdi Ankara Spor'la bu oyuncunun sözleşmeyle alakalı bir sıkıntısı oluştu ve hukuki süreç hala devam ediyor. Kendisi ve Ankara Spor Kulübü ile alakalı. Kulübün sözleşme uzatma hakkı var. Belli bir yüzdeyle uzatabilmesini kabul etmiyor Ömer Faruk Sezgin. Bir şekilde haksız fesih yapıyor. Haksız fesih yaptığı için sonra Ankara Spor Kulübü'nün başkanı sizi aradı herhalde başkanım. Evet, bizden. Arayıp sakın almayın, bizim hukuki sürecimiz devam ediyor. Eğer siz alırsanız, biz kazanırsak, ki kazanacağız diyor, siz ceza alacaksınız diyor. Ceza da şu, yüz kızartıcı transfere girer bu FIFA'da. Transfer tahtanız kapanır, bir dönem olur, iki dönem olur ve parayla da açamazsınız bunu. Şu an Giresunspor'un öyle bir durumu var. Parayı verselerdi şeyi açamıyorlardı. Transfer tahtası açılmıyor. Böyle bir durum olduğu için biz aslında oyuncunun bu durumunu deşifre etmemek için, onu şeyin içine atmamak için koruduk aslında çocuğu biz. Ben de gündemimizde yokla işte gelmedi, algı yapıyorlar dedim. Evet, algı yaptılar.
Buna çok eminim. Yani bazı kesimler çıkıp bu oyuncu sürekli deklar ettiler. Bize mesaj yazdılar. Gündeme getirdiler. Şey yaptılar. Bu bir algıdır. Bunu kimse inkar edemez yani bu şehirde. Ama açıklamadığımız konuda çocuğu korumak adına biz böyle bir şey koruduk ama cezasını biz çektik. Şimdi açıklıyoruz. Yani belki Ordu Spor 67 ceza alacak. Hukuki süreç tamamlandığında biz Elazığ Spor'u korumak adına yaptık aslında bunu. İnsanlar da bunu bilsinler. Yani yüz kızartıcı transfer demek hem imaj anlamında tekrardan Elazığ Spor'a kötü bir imaj yerleşecek. Aynı zamanda da ceza alacak. Niye bu kulüp bu cezayı alsın? Yüz kızartıcı transfer sebebiyle. Biraz önce söyledim ya dağılmamalıyız diye. Burayı dağıtmaya çalışan bir güruh var. İnsanlar ona kapılmasın derdim. İşte Menemen maçında bir tanesi su attı. Arkasına kaç tane bardak su atıldı sahaya? Bu şeydir yani bulaşıcı gibi hemen arkasından pat 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 sahaya bir anda bizim oyuncumuzun kaşı yarıldı. Kendi taraftarımız bizim oyuncumuzun kaşını yardı su atarak. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sosyal medyada öyle bir şey. Yani bir yorum yapar bir tanesi orada. Arkasından bunu korun. Ya beni eleştirsin. Bana küfür de etsin. Onda da sıkıntı yok. Ya o yani söz sahibinindir. Onda hiçbir problem yok. Sadece üslup konusunda yine söylüyorum eleştiri istediği gibi eleştiri. Bugüne kadar ben hangi eleştiriyle alakalı çıktım? Beni niye eleştirdiniz dedim. İşte analizle alakalı yanlış analiz, rakipler bizi çözdü, yanlış analiz yapılıyor, takımı hiç analiz etmediniz mi rakibi? Ya biz, işte insanlar biliyorlar burada, biz pazartesi maçımız biter, bir sonraki maç için hemen çalışmalara başlarız. Rakip takımla alakalı bütün görüntülere ulaşmaya çalışırız. 90 dakikalarını gerekirse iki maç üzerinden seyredip, onların üzerinden neler yapabiliriz, rakibin artıları eksi ve size sorduğunuzda hep söylerim ben. Rakibin zaafları neler, artı yönleri nelerle alakalı çalışmalarımızı yaparız ki bugüne kadar da çok da fazla yanılmadık. Rakip analizleri için söylüyorum. Ama bazen siz bir plan yapıyorsunuz. Sizin oyuncunuz o gün o topu içeriye sokamıyor. Ve istediğiniz performans da olmuyor. Mesela Menemen maçında yemiş olduğumuz gol, bunu daha önce de söyledim. Silsile şeklinde 3-4 tane hamle hatasıyla geldi. Zamanlama hatası, gereksiz hamle hatası. Bunlar bireysel hatalar. Bunu da söyledim toplantıda. Yani o maçta yediğimiz gollerin hepsi bireysel hata. Aksaray'da yediğimiz gol de bireysel hata. Erbaa'da yediğimiz gol de bireysel hata. Yani analizle falan bir alakası yok bunun. Şimdi Muhammed'in kaçırdığı gol. Bu bir analiz değil. Beceri veya beceriksizlik budur yani. Sen oraya getirmişsin topu. Bir şekilde yakalamışsın rakibi. Ama içeriye atamamışsın. Bu analizle hiçbir alakası yok yani. Analiz nedir? Rakip size karşı siz top sizdeyken nasıl pozisyon alıyor? Sizi nasıl karşılıyor? Savunmadan çıkarken top onlardayken geriden oyun kuruyor mu? Oyun planı nedir? Yani orta sahası nasıl özellikle oyuncularla göre? Bekleri nasıl? Savunması nasıl? İşte hücum oyuncuları nasıl? Oyuncularla alakalı analiz budur. Ama siz analizi yaparsınız, planınızı yaparsınız. İki oyuncu orada bir hamle yapar. Sizin o bütün analiziniz gider. Ya o an şeydir, maç başlar. Maç başladığı an biz oyunculara şunu da söylüyoruz. Bir plan anlatıyoruz. Ve diyoruz ki rakip size farklı zaaflar da gösterebilir. Sahanın içerisinde. Fırsatlar sunabilir. Bu nedir? Dediğim gibi bizde nasıl sapma oluyorsa oyuncuda rakiplerde de oluyor. Rakibin atıyorum sağ beki çok iyi bir oyuncu ama performansı o gün iyi değil. Ya bireysel hata yaptı. Topu aldı sana attı. Veya ıska geçti veya kendi kalesine gol attı. Bunlar öngörülür şeyler değil. Ama plan nedir? Bir temel şey vardır rakipte ve bizde. Kafamızda bir plan vardır. Rakip takımın hocasında da muhakkak vardır. İşte duran topları nasıl kullanıyorlar mesela? Bununla alakalı çalışma. Biz nasıl değerlendirebiliriz? Zaafları var mı? İşte alan savunması mı yapıyorlar? Adam adama mı savunma yapıyorlar? Bu tarz birçok şeyi var futbolun. Ama diğer tarafında dediğim gibi maç başladığı anda iş analizden bazen çıkabiliyor. Kişisel performanslara kalıyor ki bunlarda da birçok kez sapma yaşayabiliyoruz. Yani her şeyi %100 sahaya koyabilmeyi miyiz? İmkansız. Sadece biz değil. Yani şu an en iyi takımlar Real Madrid diyeyim. İşte Manchester City bizimle kıyasladıkları için söylüyorum. Onlarda da imkansız yani.
O yüzden eleştiri konusunda da insanların buna kapılmasından korkuyorum aslında. Amacımız zaten bu turda az süre alan, süre vermediğimiz, dışarıda kalan oyuncuları değerlendirme, genç oyuncuları biraz daha süre açıp hem onların maç eksiğini tamamlayabilmek bu tarz bir maçta ki ciddi bir maçtır Türkiye Kupası. O anlamda da resmi bir maçı bu şekilde yakalamak, bu fırsatı bekliyorduk zaten. Bunu değerlendirmek de istiyorduk. Daha böyle fazla bir rotasyon yaptığımız bir maç oldu. Sonradan süre verdiğimiz oyuncuları ki biraz kadro derinliğiyle alakalı mecbur kaldık oyuncuları değerlendirmek. Ki Beykan geçen hafta oynamamıştı. Tekrardan biraz maç oynasın da kullandık bir süre. Onu planlamıştık zaten. Diğer tarafta Yusuf Mert, Melih'e çok fazla yük bindirmeyelim. Hafta sonunda değerlendirebiliriz. Buran ve Melih'i kullandığımız için maçlarda eşitleyelim dedik sürelerini. Onun dışında Yağızcan, Kerem'in normalde düşünmüyorduk ama Kerem'e kramp girince Yağızcan'a oyun almak zorunda kaldık. Yani planlama bu şekildeydi. Şey gördük, sevindirici tarafı az süre alan oyunculara süre açmış olduk. Onlarla alakalı fikrimizi biraz daha net görebildik. Yani neler yapabilirlerle alakalı, sonrasında nasıl değerlendirebiliriz, nasıl faydalanabiliriz tarafındaydık. Yani o anlamda o fırsattı ve oyunculara onu söylemiştim. Yani bu maçlar fırsattır. Kendinizi göstermek adına, bizi ikna etmek adına performans koymak zorundasınız. Kendinizi buraya kabul ettirmek adına performans koymak, yani tribündeki insanlara da, sizlere de kabul ettirmeleri gerekiyordu. O anlamda siz de muhakkak seyrettiğiniz değerlendirme yapmışsınızdır oyuncularla alakalı. Biz aynı değerlendirmeleri yapıyoruz. Yani bu bir şey gibi oldu biraz, sınav gibi oldu. Sınavı geçenler ve geçemeyenler ve arada kalanlar gibi düşünelim. O anlamda da biz önümüzdeki günlerde neler yapabiliriz bu oyuncularla, öyle bir fikir oluştu bizim adımıza. O anlamda faydalıydı. Turu da geçmek önemliydi. Uzatmada da olsa turu geçmek önemli ki uzun zamandır herhalde birinci tur geçilmiyormuş hiç. Evet. Böyle de bir şeyi aşmış olduk. Hemen hemen bir aya yakın oldu. Biz burada dediğim gibi keyif alıyoruz. Her taraftar orayı doldurduğu zaman o atmosferde oynamak, ya benim bile bazen içeriye girip oynayasım geliyor yani. O anlamda buradaki futbolcu kardeşlerimize şanslı görüyorum ben. Böyle bir taraftan önünde futbol oynamak önemli. Her yerde yakalayamazsın bunu. Bu fırsat bir daha gelmez. Ankara Demirspor maçına gelirse grubun iyi takımlarından bir tanesi. O da geçen hafta yenildi. Geçen hafta yenildiler. Bir istikrarları var. Seyrettik. Yine artı eksi yarın toplantı yapacağız bugün. Kupa maçının ardından normalde bugün yapacaktık. Yarına sarkıttık çünkü çok fazla yıpratıcı oldu kupa maçı, 120 dakika. Antrenmanda da çünkü oyunculardan destek aldığımız için onları o yükün altına sokamazdık. Yarın bir kısa bir çalışmamız olacak. Sabah toplantı arkasından sahada pratik. Yani dediğim gibi biz bundan sonra bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Kazanmak için çıkacağız. O gücümüz de var, takıma hep bunu söylüyorum. Yani biz odaklandığımız zaman, kendi planımızı ortaya koyduğumuz zaman işin saha içerisindeki kusursuza yakın performans, o beceri, beceriksizlikle alakalı söylüyorum ki şunu da söylüyorum hep toplantılarda, bir yere kadar getiriyoruz, işte rakip ceza sahası üzeri ve içi, o alan tamamen sizin becerinize kalıyor. O beceri anlamında da yüksek seviyede olursak, bunu Arnavutköy maçında gösterdik, bazı maçlarda da gösterdik, ben inşallah kazanacağımızı düşünüyorum. Yani herkesi yenebiliriz biz, öyle bir gücümüz var. İşe doğru baktığımız zaman, ama herkesi yenebilmemiz için de herkesin desteğine ihtiyacımız var. Ömer, Faruk, Sezgin konusunda ben küçük bir bilgi vereyim. Bizim ligde 10. olduğumuz dönem en iyi oyuncularımızdan biriydi Ömer, Faruk, Sezgin. Devre arasında ayrıldık. İyi bir kulübe gitti. O sene şampiyon olan bir kulübe gitti. Iğdır'a gitti. Biz Ömer'i göndermek istemiyorduk. İstanbul'a gitmemesi için gittik. Orada bir otelde görüştük. Görüşmelerini de sen yaptın. Görüşmesini bizzat ben gerçekleştirdim. Gitmemesi için de menajerini çağırdım, ısrar ettim. Ama Ömer ısrarla gitmek istediğini, dönemin hocasıyla beraber, Cüneyt Hoca ile geçinemediklerini, sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Biz de arayı bulabileceğimizi, tahtayı açacağız, iyi takım kuracağız, playoff oynamak istiyoruz, gitme dedik ama Ömer hem aldığı o dönemin bir önceki sezon anlaşmıştı, aldığı para belliydi, o parayı kabul etmiyordu. Parayı da arttırdık,
Yine de Ömer gitmek istedi. Biz Ömer'i seviyorduk. Sıkıntı yok. Hala seviyoruz. Onunla yana bir problem de yok. Çocukla alakalı bir problemimiz yok. Şampiyonluk maçında İstanbul'da penaltı golüne sevinirken sağa dönerken ben Ömer'i görmüştüm. Ömer'le sarılmıştım ve o golü beraber paylaşmıştık o sevinci. Yani onunla alakalı bir problemimiz yoktu ama bizim şu andaki hedefimiz birinci lige çıkmak. Birinci lige çıkıp transfer yasağı, böyle bir durumdan dolayı transfer yasağı alırsak bizim için çok çok üzücü olurdu. Çünkü 87 milyona yakın bir borç ödemişiz. Bu borcu öderken kulübü yukarıya çıkarmak istiyoruz. Yukarıya çıkarmak için hedeflerimiz var. Orada Ömer Faruk Sezgin diye bir futbolcuyu alacağız ve bir sezon veya bir dönem veya iki dönemlik ceza yiyeceğiz. Bu bizi ve tüm kamuoyunu çok çok üzerdi. Bundan dolayı böyle bir yola giremedik. Biz ceza almasaydık, Ömer ceza alsaydı sonuç olarak yapmış olduğumuz transferden hemen hemen 6 ayda faydalanamayacaktık. Bu da bizim için büyük bir sıkıntı olacaktı. Riske girmedik, girmeyi istemedik ve bundan dolayı da Melih'i tercih ettik. Şu anda 5 puan gerisindeyiz liderim. Erbaa maçında berabere kaldık ama haftayı 6 puanla açmıştık, 5 puanla kapattık. Aslında büyük avantaj kaybettik ama ben şunu söylemek isterim. Hocam değerlendirdi Aksaray ve Menemen maçını. Aksaray ve Menemen maçı kaybedilen 6 puan hepimizi çok üzdü. Aynı ama oynanan futbol biz yönetimi sevindirmiştir. Yani Menemen maçında aşırı istekli bir takım var. Şampiyon gibi oynamak isteyen bir takım var. Ve teknik heyet var. Orada ama bireysel olarak yenilen gollerden sonra yani 4 tane bireysel gol yemişiz ve aynı şekilde bir tane kaçırılan bir penaltı var ve orada bırakmış olduğumuz çok önemli bir 6 puan var. Ama bizim YouTube sayfamızda özetlerimiz var. Birçok kişi de izleyip bize geri dönüş yaptı. Menemen maçında da 45 ile 60. dakika arasında 6 tane kaçırdığımız pozisyon var. Beykan'ın, Maksut'un yani orada çok çok önemli pozisyonları var. Orada tabii yediğimiz ikinci golde İsmet'in bireysel hatasından sonra takım düşer mi diye bekledik ama takım yine düşmedi. Biz yine maçı çevireceğimize inandık ki geçen sene 2-0'dan çevirdiğimiz iki maç, Anadolu Üniversitesi deplasmanda çevirdiğimiz 1-0'dan maçlarımız var. 90 artta attığımız goller var. Tabii orada çok sevmiştik. 90 artta yediğimiz gole de Erbaa maçına da çok çok üzüldük. Ama bu bizi hedeften asla ve asla hayallerimizden geri plana itmemiştir. Bizim bu noktada yine takımımızdan, hocamızdan, aynı şekilde onların da bizden bir beklentisi vardır. Burada takımın şampiyonluğu oynamasıdır. Biz hocamızdan da takımımızdaki futbolcuların hepsinden de çok çok memnunuz ve mutluyuz. Birlikte çalıştığımız için de çok çok mutluyuz. Menemen maçından sonra bir meczubun biri, haysiyet yoksunu bir adam 14-15 dakikalık bir video çekip takımdaki futbolcumuza, yönetimden 5 tane arkadaşa ya itti oynadılar, bu maçı bilerek yenildiler gibi bir cümle ile alakalı böyle bir video çekerse biz bunu kabul edemeyiz. Bununla alakalı da mahkeme sürecini başlattık. Ama bunu ya takmayın, görmeyin, böyle şeyleri çok umursamayın dediklerinde biz valla bu konuyla alakalı takmamazlık yapamıyoruz. Yani direkt açık açık Elazspor'u satmayla, adam Elazspor'u sattınız diyor. Büyük iddia evet ortaya koyuyor. Burada yönetimde bulunan 28 tane arkadaş buraya bir giriş parası koyduk. Dedi ki geleceksiniz Elazspor'a paranızı hibe edeceksiniz. Biz yarın bıraktığımız zaman burada bütün dosyaları açabilir yeni gelen başkan ve yönetim. Bizim neler bıraktığımızı görebilir. Buraya milyonlar bırakan arkadaşlar burada iddia oranlarını bilmiyorum ama yani o maçın iddia oranıyla alakalı bilgimiz de yok ama böyle bir ithamda bulunması çok çok ağırdır. Ya bu arkadaşa söyleyeceğimiz en güzel kelimeler haysiyet yoksunu olmasıyla alakalıdır. Biz Bülent hocamıza ve futbolcularımıza çok güveniyoruz. Sene sonuna kadar da bu aile ortamı devam edecek ve inşallah geçen sene playoff'ta şampiyon olduk. Bu sene de direkt şampiyon olmayı Rabbim bize nasip eder diyorum. Bu yönetim televizyonlara çıkıp ya para olmadı, para yok, biz bu işi bırakıyoruz, bu işi devam ettirmeyeceğiz, önümüzde bir aylık süreç var, peşinatları ödemezsek biz bırakıyoruz, vali beye getirip bırakacağız bu kulübü diye bir şey söylemedik. Görev süremiz boyunca da söylemeyeceğiz. Biz gerekeni yapacağız. Toplamda kurmuş olduğumuz takımımızın bütçesi 78 milyon.
Yani 78 milyonluk takım bütçesi var ama bu takımın şampiyon olması için 120 milyona ortalama, yani deplasman masrafı, aynı şekilde primler, yani takım kazandıkça haliyle prim ödememiz gerekiyor. Geçen sene Bülent Hocam bunu sağlamıştı. Biz de orada biraz zorlanmıştık ama bunun altından kalkmıştık. Yani kazanmak da külfetli. Aynen öyle. Ama biz istiyoruz. Biz tamam dakika 90 düdük çaldı bitti. Bu primi nasıl bulacağız diye düşünüyoruz. Bir güzel bir video var. Pazartesi para arıyoruz, salı para arıyoruz, çarşamba para alıyoruz diye bir video vardı, görmüştük. Doğru, biz de öyleyiz ama biz bu durumdan memnunuz. Yani takımın kazanmasını istiyoruz. Burada birçok yöneticimizin sıkıntı yok. Biz buradayız. Takımımız kazansın. Bütün primleri de üstlenmeye de razıyız dediğini biz kaç kere yönetim kurulu toplantısında Ahmet Başkan'ın da şahitlik etmiştir. Bundan dolayı da bir korkumuz yoktur. Allah nasip etsin. Toplamda bundan sonra 25 haftamız mı var, 27 haftamız mı var? 27'de 27, 26'da 26 yapalım. Takımımız hep galibiyet alsın. Biz bu kardeşlerimize haklarını sonuna kadar vermeye razıyız. Ama tabii ki büyük Elazığlı firmalarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz. Yani göğüsü, sırtı, kolu biz il dışından aslında bir yerde Elazığlı olup ama yatırımlarını işte Bandırma'ya yapmış, Ankara'ya yapmış firmalarımıza gittik, biraz yüklendik. İkili ilişkilerimizle beraber sponsorlarımızı aldık. Ama büyük firmalarımızın da en kötü stadyum içi reklam alanlarının doldurulmasını bizler rica ediyoruz. Bu takım şampiyonluğa gidecek. Geçen sene mahcup olmadık. Aldığımız reklamlarda tanıdığımız insanların vermiş olduğu sözler sonunda biz bu takımın şampiyon olacağını söylemiştik ve onu başardık. Yine başaracağız. Başaramasak da bu takım Elazspor gibi oynayacak. Elazspor'a yakışır gibi mücadele edeceğinin sözünü burada şimdi tekrardan verelim diyorum abi. Maraton tribününün kapasitesine göre bilet basıyoruz. Orada kombinemiz yok. Oraya toplamda basmış olduğumuz taraftar gruplarımızla beraber toplam 5500 kişilik, yani onlara verdiğimiz bedava biletle beraber 5500 kişilik 300 tane boşumuz hep oluyor. Ama bir yerden sonra, yani başlamaya yakın orada güvenlik görevlilerimizin bence yapmış olduğu orada bir sıkıntıdan dolayı gelen bir seyirci var. Yani orada bedavaya girmeye çalışan bir seyirci grubu var. Bunda yaşları daha çok küçük olan kardeşlerimiz girmeye çalışıyor. Tabii girdikten sonra gördüğümüz tabloda Menemen'de 6.000-6.500'e yakın maratonda sadece seyirci vardı. Bütün merdivenler bu noktada doluydu ve bundan dolayı ceza aldık. Aslında biz de bu durumdan rahatsızız. Bu konuda güvenlik firmasıyla da konuştuk. Sağ olsun onlar da iyi niyetliler ama önüne geçemedikleri durum var. İl müdürümüzle de konuştuk. Bu durumu çözeceğiz inşallah. Yani bundan dolayı biz ceza almak tabii ki istemiyoruz. Orada bir SMS'in karşılığında toplamış olduğumuz toplam 240 bin TL'lik bir SMS var. Yani 240 bin liralık SMS'in zaten yanlış olmasın bir 60 bin 70 bini şampiyonluk döneminde atılmıştı. Onun üzerine koyarak 240 bin TL'lik bir SMS oldu. Zaten o da cezaya gitti. Aynen öyle. Hemen hemen 6-7 senedir Elazığ'da sahipsiz Elazığ sloganı vardı. Bunun en büyük baş aktörü Elazspor'du. Yani buradan başladı. Sonra siyasete sıçradı. Bir şekilde atanan o dönemin valilerine sıçradı. Daire başkanı geliyordu. Elazığ zaten sahipsiz. Daire başkanı Elazığ'a vali olarak geliyor diye yorumlar yapılıyordu. Şimdi Elazspor'un başarısı bu sloganı ortadan kaldırdı. Yani Elazspor'un aslında şehirdeki gücü, algısının ne kadar yüksek olduğunu sadece bunu görüp değerlendirirsek aslında ne kadar doğru, güzel bir iş yaptığımızın bizler farkındayız. Yani burada bu sloganı yok etmek bence önemliydi. Çünkü Elazığ veya Elazspor hiçbir zaman sahipsiz değildi. Evet, belli bir dönem başarısızlıklarla aşağılara dibe vurdu Elazspor ama o dönemde büyük bir mali bir sıkıntılı bir süreç vardı. O süreci burada inanmış olan toplamda 25 tane arkadaş olarak bizler çözdük. Sizler de çok destek verdiniz. Ya mutlaka ki eleştirsinler, söylesinler. Bunlardan herhangi bir sıkıntı yok. Ama biz şunu söylüyoruz. Daha önce de söyledik. Bugün için büyük oranda bu takıma bir forvet alıp
Rakamları da buradan söyleyeyim. Yaklaşık maliyeti 15 ile 20 milyon civarında. Bizim şu anda böyle verecek paramız yok. Biz bir forvete 15-20 milyon para veremeyiz. Biraz önce Mustafa Başkan açıkladı. Takımın toplam futbolcu maliyeti 75 milyon. Şimdi buradan bakınca herkes söylüyor, sosyal medyadan yazıyorlar. Hocamı etiketliyorlar, Mustafa Başkan'ı etiketliyorlar. Beni etiketliyorlar, Delorman'ı etiketliyorlar. Herkes birilerine tavsiye ediyor. Bunu niye almadınız, şunu niye almadınız veya bu niye gelmedi? Hiç kimse şuna bakmıyor. Nasıl geliyor, ne kadara geliyor, bu parayı ödeyebiliyor muyuz? Veya bu adam Elazığ'ı tercih ediyor mu? Hiçbirine böyle bir şey baktığı yok. Bugün şuna bakalım. Van'ın forvet attığı 30 milyon. Ortada bir şey yok. Birinin attığı iki tane, biri hiç atmamış. Sadece bir yıllık maliyeti. Doğru yerden bakmamız lazım. Biraz önce hocam örnek verdi. Berk İsmail de bir tane atmış. Biz görüştük. Kendisiyle de konuştuk. Şimdi maliyeti 35 milyon. Yani iki yıllık sözleşme istiyor. 17'ye 20 milyon. Şimdi biz de bunu alıp buraya gelip bunlar çok güzel, iyi transfer yaptı. Böyle giderken ne olacaktı? Bu takım yine eğer gidip Doğu Kent'te yine 300-500 kişiye top oynayacak. Yine transfer tahtasıyla uğraşabileceği bir süreci istiyorlarsa biz de onlar gibi yapalım. Devre arasında alalım. Nasıl olsa o parayı biz ödemeyeceğiz. Sezon sonunda da bırakırız, izlerse olursa olur, olmazsa olmaz. Ama biraz da isterken bakmak lazım. Yani neler olmuş. Bakıyoruz şimdi iki tane ikincilik grubu var. Yaklaşık olarak burada hedef oynayan, şu anda playoff hattında olan 12 takım var. Yani şu anki mevcut düzende. Bunların içerisine bakarsak, bu 12 takımın içerisindeki bizim maliyetimiz belki 7. 8. 9. Herkes bize Aksaray'a örnek veriyor. Aksaray para harcamadı. Kimse bilmiyor ki bunun harcadı mı harcamadı mı diye. Böyle bakmak lazım.